Türev operatörü yöntemi örnek soru 3. Bu videomuzda türev operatörü yöntemiyle diferansiyel denklemleri çözmeye bir örnek soru inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. D kare artı 4 çarpı y eşittir 0 diferansiyelinin genel çözümünü bulun. Diferansiyel denkleme baktığımızda türev operatörlerinin fonksiyonuyla y'nin çarpımı haline getirilmiş durumda. Yani fd çarpı y eşittir 0 formatında. Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda birinci adımda genel çözümün neye eşit olduğunu söylemeliyiz. Burada genel çözüm karşı taraf 0 olduğu için bu homojen bir diferansiyel denklem. Dolayısıyla genel çözüm sadece y homojene eşittir. Karşı taraf eğer ki 0 olmasaydı bu homojen olmayan bir diferansiyel denklem olurdu ki bu durumda genel çözüm homojen çözümle özel çözümün toplamına eşit olur. İkinci adım homojen çözümün bulunuşuna geçeceğiz. Buradaki fd fonksiyonunun kökleri bize homojen çözümü bulmamızda yardımcı olacak. Bu nedenle d kare artı 4'ü alıp 0'a eşitliyoruz. Çarpanlarına ayrılmayan bir denklemle karşı karşıyayız. Bu 4'ü diğer tarafa atarsak d kare eşittir. Eksi 4 olur. Reel sayıların karesi negatif etmez. Demek ki buradaki d'miz karmaşık sayıdır. Buradan d'yi bir 2i, 2i'nin karesi 4i kare eder ve dolayısıyla eksi 4 çıkar. Bir de eksi 2i. Eksi 2i'nin karesini alırsak 4i kare eder ki i kare eksi 1 olduğundan dolayı sonuç eksi 4 çıkar. D kare artı 4 eşittir 0 gibi bir denklemle karşılaştığımızda 4'ü diğer tarafa atarsak d kare eksi 4 olur ki hiçbir reel sayının karesi negatif etmez. Bu nedenle köklerimizin karmaşık sayı olduğunu anlarız. 2i ve eksi 2i'nin karesi eksi 4 eder. Buradan köklerimizi bulduğumuza göre köklerimiz karmaşık sayı çıktı. Bunların reel kısmı 0, sanal kısmı ise 2. Sanal kısmı daima pozitif olarak alacağız. Homojen denklemimiz C1 çarpı E üzeri reel kısım gelecek. 0x çarpı kosinüs sanal kısım 2x artı C2 çarpı E üzeri 0x reel kısım çarpı sinüs sanal kısım 2x. Sanal kısım birinde 2, birinde eksi 2 ama çözümü yazarken sadece pozitif olarak alacağız onu. Yani 2 olarak alacağız. Buradan da e üzeri 0x'ler 1 ettiği için homojen çözümümüz tam olarak c1 çarpı cos 2x artı c2 çarpı sin 2x olarak bulunur. Homojen çözümümüzde genel çözümümüze eşit olduğu için sorumuzun çözümünü bulmuş olur. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyorum.